Bugün adli tatilin son günleri neredeyse. Hakim ve savcılar kararnamesi çıktı ve yeni atamalar yapıldı. Buradaki görevlerin değişikliği yaşandı. 472 günden bu yana yıllardır hakim ve savcı değişiklikleri yapılıyor. Bu adli yılı da kapatıyoruz. Fakat Çen Yaşar ailesine adalet borcunu hala yerine getirmeden bu adli yılı kapatıyoruz. Hala Emine Şen Yaşar'ın talep ettikleri adil ve haklı olan şeyler yerine getirilmeden adli yıl kapanıyor. Bugün Emine Şen Yaşar burada adliyenin önünde adalet talep ederken sarf ettiği sözlerden dolayı yine yargılanıyor. Bugün bir talimat kapsamında Suruç'ta ifadeye çağrılmış. İnsanlar adalet talep ederken, yüreği acılı bir anne adalet talep ederken sarf ettiği cümlelerden dolayı yargılanıyor. Adalet bu konuda hızlı işliyor. Emine Şen Yaşar'ın, yani yaşlı bir kadının sarf ettiği cümlelere ilişkin çok hızlı bir şekilde soruşturma ve kovuşturma başlanabiliyor. Cezalar çıkabiliyor. Fakat insanların katledilmesine ilişkin, 3 kişinin hunharca, vahşice katledilmesine ilişkin herhangi bir şekilde soruşturma dosyasında ilerleme yaşanamıyor. Göstermelik bazı şeyler yapılıyor fakat hakkaniyetli bir şekilde bu soruşturma yürütülmüyor. Ve o insanlar bu dosyanın hakkaniyetli bir şekilde yürütülmesi için burada oturuyorlar. Biz onları her gün burada görüyoruz. Artık onların, Emine Şen Yaşar'ın kendi evinde sağlığı daha fazla etkilenmeden oturmasını, kendi evinde huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmesini istiyoruz. Bu yaşta bir kadının bu sıcakta burada oturması gerçekten bunun hukuki boyutunun yanında bir de insani boyutunu da gözler önüne seriyor. Daha fazla artık bu insanlar burada oturmasınlar ve bu adalet sağlansın. Onlar da adalet sağlandıktan sonra, talepler yerine getirildikten sonra bu eylemlerinden vazgeçsinler. Bizim isteğimiz de, beklentimiz de bu yöndedir. Teşekkür ederim.